Merhaba arkadaşlar. Microsoft Excel ortamında bir veri alanını seçip tablo olarak tanımladıktan sonra bu tablodaki sütunlara, alanlara nasıl başvuracağız? Onunla ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. Temel videolarımız bundan öncekileri de lütfen izleyelim ki çünkü tablo tanımı ve genel kullanımları orada var. Şimdi bir alanı seçmiştik ve tablo yapmıştık. Ekle tablodan tablo tasarımı denilen yerde adımızı görebiliyoruz. Ayrıca formüller ad yöneticisinde de tablomuzu görebiliyoruz ve nereli hangi sayfayla hangi alanla ilgili olduğunu alta ekleyebiliyoruz. Tablonun tanımı içerisinde oluyor. Araya ekleyebiliyoruz. Kullanımları o şekilde yapıyoruz. Formüllerimizi vesairesi dinamik olarak kendisi üretiyor. Bakınız bir başvuru meselesine gelelim. Eşittir dedim. Tablomun ismi neydi? TBL 13'ini verdim. Yeni. Tablo gördünüz. Alt tuşuna basıyorum. Köşeli parantez açtığımızda tablodaki bu satırdaki veri genelde formül yazacağım zaman diyelim ki bir şeyi çarpacağım için bir sütunu alabilirim. Fatura no sütunu. Tabla tamamladım. Kapatmak bana kalıyor. Ve o sütunu çekti burada. Tarih formatı varmış. Ondan sonra yok şey formatı varmış. Ondan sonra devam edelim. Başka bir şey yazayım. Burada tüm tabloyu alabilirim. Bakın tüm veriyi çekecektir. Ondan sonra getirecekti. Dinamik yani buraya eklediğiniz bir şey de hemen oralara eklenecek. Gördüğünüz gibi anında ekleniyor. Şöyle geri alayım. Onun dışında tabii bunların İngilizce karşılıklar da var. Tümü all demek. İlk slaytlarımda var bunlar. Headers falan gibi, data, all gibi. Ondan sonra totals gibi. Üst bilgileri alabilirsiniz. Evet. Ondan sonra kapatmadığımız için kızdı. Kapatalım. Bakın üst bilgilerini yine TBL dedim. Ondan sonra ekstra TBL yeni. Ondan sonra geldim. Alt şeyleri alıyorum. Toplamları alayım. Totals'ı. Evet gelmeyecekti. Bekliyordum zaten. Çünkü toplamlar yok. Onu nasıl koyuyorduk? Toplam satırını ekleyerek geldi gördüğünüz gibi. Buraya ekleyeceğim her şey yine şöyle yapacağım. Ekle dedim. Yeni ekleyeceğim her şey gördüğünüz gibi her şeye toplamlara ve şeye de yansıyacaktır. Onun dışında demek ki başvuru esas, farklı başvurular söz konusu olabilir. İşlem yapalım işte fire bölü bilmem ne gibi bilmem ne oranı, fire oranı geldim. Bunu buna bölmek gibi bir şey. Bakın dikkat ederseniz o et o satır anlamına geliyordu. Bölü bu dedim. Ondan sonra kimileri onu toplayıp da bölüyor falan filan. Yani o detaylar var. Bakın geldim. Tabii aynı şekilde yine yüzdeyi verebilirsiniz. Benzer şekilde bunlar. Böyle yaptım. Komple fire sayısını görmek istiyorum. Bir dip toplam zaten var. Ama burada da işte onların toplamının şeyini alayım. Ondan sonra topla dedim. Direkt sanıyorum şey yapabiliriz. Ha, toplamını alalım. Doğru. Topla dedim. Dikkat edin. Şunu alıyorum. Şöyle geldim. Bakın toplam fire sayısı var. Bunun içinde 82 bölü burası dedim. Ondan sonra işte şu artıyı yaparlar böyle şeyciler. Hani aynı zamanda onun içinde o da var gibisinden. Onlar ufak tefek detaylar. Evet. Bakınız fire içerisinde toplamın. Merak etmeyin. Hatamı anladım. Şimdi yapacağım. Bu doğru. Bunların da toplamı olacak. Sorun değil. Düzeltme yaptık. Toplam. Bu şekilde. Onun da toplamını istiyorsanız onun da toplamını aldım. Parantez gerekiyorsa evet. Bunların ikisinin toplamı da gerekecek. Evet. Biraz formülü yazmış olduk.
Evet, %9, 10 civarında demiştim. Bu şekilde. Yani burada espri işte. Tablo tanımından yararlanmak. Araya eklenenler şunlar bunu hep gelecek. Yine bir formülde kullanıyorsak rahatlıkla hani diyelim ki işte. Şimdi bir de isterseniz bir düşey ara veya indis kaçıncı gibi bir çalışma yapalım. Oradaki referansları da görelim. Herhangi bir ürün aldım. Oraya koymuştum zaten. Şimdi bunun karşılığı üretilen adeti bulayım. Burada da bakın indisi yazıyorum. Neyi getireceğim? Şurayı getireceğim. Bakın aldım. Ondan sonra üretilen adet yeterli aslında. Ondan sonra kendisi evet yaptım. Ondan sonra devam ediyorum. Tabii kaçıncıyı kullanıyorum. Ne kaçıncı? Dikkat ederseniz şu ürün kodu kaçıncı? Bu alanı alıyorum. Nerede kaçıncı? Gördüğünüz gibi şöyle yapayım. Ne kaçıncı? Bu ürün kodu kaçıncı? Nerede? Ürün kodunda kaçıncı? Onun sıfır tam eşleşmesi kaçıncıyı yazmış oldum. Sütun sayısı da isterseniz verirsiniz, vermezsiniz. Bir vereyim. Görmüş olduğunuz gibi yaptık. Üretilen adetten geldi. Tablo yeniden. Ondan sonra kaçıncıyı yazdım. Üretilen kodu şeklinde sıfır kapattık. Parantezimizi de kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi ürün 7. Başka bir ürün yazayım. Ürün 8 diyeyim. Ondan sonra onun da ürün 8'inde gördüğünüz gibi gelmiş. Ya burada tabii işte tablo kullanmaya başladığımızda referanslar çok önemli olacak. Sizlere farklı farklı referanslar yapmayı gösterdim. Burada bir alt toplam oranlarını bulduk. Burada getirdik. Burada çarptık. Bu şekilde arkadaşlar diğer kullanımlarla ilgili diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.